Şimdi giyilebilir el iskeleti de aslında bir öğrencimizin, Emir adında tıp öğrencimizin, şu anda 5. sınıf öğrencisi. 3. sınıfta aslında bize yatay geçişli bir öğrenci. Katü'den bize yatay geçiş yapmış bir öğrenci. Emir'in hiç tanımıyorum kendisini. Bir gün bana bölümüme tıbbi genetiğe gelerek benim adımı ifade ederek sekreterliğe tanışmak istediğini söyledi. Ben de kendisine seni bana kim yönlendirdi dedim. O da bana çok güzel bir cevap verdi. Eğer ki isterseniz doğru adresi kendiniz bulursunuz dedi. Bu beni çok etkiledi. Yani gerçekten kimse yönlendirmemiş kendisini ve translasyonel tıpı kurduğumu beni araştırarak öğrenip direkt beni bulmuş. Benim bir projem var, size anlatmak istiyorum ve sizle yapmak istiyorum dedi, çok kararlı ve emin olarak. Tabii ki dinlerim dedim. Bir gün sağladık, o zamanlar pandemi süreci devam ediyor. Zoom'dan bana projesini sunum yaptı. Bir kere çok etkilendim çünkü bir eğitmen gibi sunum yaptı, her şeye hakimdi. Yazılımından tutun elektronik aksamına kadar her şeyi çok net anlattı. Şimdi giyilebilir el iskeletinin en önemli özelliği bir kere kompakt ve her türlü sistemin üzerinde olması. Şimdi patent süreci devam ettiği için tüm özelliklerini aktarmam zaten burada zaman açısından da zor olur. Bu hastalar bazen felç dediğimiz olay var halk arasında ama felç tamamen felç olmaması gerekiyor hastanın. Parezi dediğimiz yani tam felç değil, hafif kasında işlev kalmış hastalar ama fizik tedavi gerekiyor. Veya işte bilirsiniz bir iskemik atak olur, felç olur, belli süre sonra kullanmaya başlar. Bazısında tam blok olur, hiç kullanamaz. Bizde bir kas işlevinin hafif kalması gerekiyor. Bunu buradan zaten komutu alıyor bu sensörle ve kendi açıp kapamayı iyi yapabiliyor. Bu neden önemli? Hem hastanın iyileşme sürecini hızlandırmak hem de bunu günlük işlevlerini evde yapılabilmesini sağlamak bu hastalarda. Diş fırçalama, çayını alıp içme, simitini alıp yeme gibi işlevleri başkası değil kendisinin yapabilmesini sağlamak. Çünkü bu aletler çok bağlı. Başka bir üniteye bağlı hep. Böyle kompakt giyilebilir değil. Ve bunları ya o kişi oraya gitmesi gerekiyor ya veya evine alın. Ve evine alması mümkün değil. Zaten bizim buluş fikri buradan çıktı. Kişinin kendi evinde kişiye özgü el iskeletini yaparak günlük ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak destek amaçlı, bir de rehabilitasyon amaçlı bu işlevleri yaparak o kası çalıştırarak her şeyi kendi yapıyor hasta.